Selamu aleykum. Benim adım Maxim. Bu benim İslamı kabul etmeden önceki adımdı. Anne ve babam Rus'tur. Vladivostok şehrinde doğdular. Onların dinleri Hristiyanlıktı. Onların İslam'a karşı hiçbir zaman olumsuz bir tepkileri olmamıştır. Hatta ben İslamı kabul ettikten sonra bile beni desteklemeye devam ettiler. 10 yaşındayken Vladivostok'tan Petersburg'a taşındım. Müslüman olmadan önce Rus ırkçılığına dair bir anlayışa sahiptim. Yani radikal sağ çevrelerden çıkmıştım. Birçok şey beni İslam'ı kabul etmem için harekete geçirdi. Rus arkadaşlarımdan birisi Yusuf ismini alarak Müslüman oldu. O zamanlarda hepimiz ırkçı bir çevrede takılırdık. Ve bu yüzden o Müslüman olduğunda çoğu arkadaşımız ondan sırt çevirmiştir. Hatta ona karşı çeşitli entrikalar yapılmaya başlandı. İnternetten onu tehdit ediyorduk. İşte o zaman ben onun neden İslam'ı kabul ettiğini düşünmeye başladım. Çünkü onun Müslüman olması, yani bir Rus ırkçının Müslüman olması Bizim için çok garipti. Sonra bir sene kadar önce İslam'ı kabul ettiğimde Selman kardeşimle tanıştım. Rus Müslümanlarla iletişim kurmaya başladım ve neyin ne olduğunu anlamaya başladım. 15 yaşımdan beri radikal ırkçıydım. 16 yaşımda Yeşil Sokak Holiganları filmini izledim ve tam bir futbol holiganı oldum. İslam'dan önceki hayatım içkiden, gezip tozmalardan, ve kavga dövüşten ibaretti. Sevdiğim futbol takımı için sürekli seyahat ederdim. Yani tamamen bir çılgınlık içerisinde yaşıyordum. İslamiyet hakkında genel ön yargılara sahiptim. Bu konularda tamamen cahildim. İslam'dan önce kendimi pagan, yani putperest dini mensubu olarak kabul ediyordum. Kupçeno'ya köyüne giderdik ve orada duran Perun adında bir puta tapardık. Ona bakardık, çeşitli ritüeller yapardık. Sonra Perun'u yerinden söktüler. Ben de Perun'u yani putumuzu kötü insanlar öldürdü. Neden o onlara bir şey yapmadı diye düşünmüştüm. İşte bundan sonra bütün bu yaşananlar beni sorgulamaya ve dinleri araştırmaya sevk etti. Sonra bir anda bunun yani İslam'ın bana uygun olduğunu anladım. Böylece İslam'ı kabul etmiş oldum. Şükürler olsun. İslam'ı kabul ettiğim zaman hayatımda en güzel şeyleri hissetmiştim. Daha fazla okuyup bilgi edinmeye başladım. İnşallah bu yolda dümdüz yürümeye devam ediyorum. Yüce İslamiyet çok ciddi ve sorumluluk isteyen bir din. Sabah namazı için uyuya kalmamak, devamlı namaz kılabilmek İslam'ın emirlerine tam uymak. Bu yüzden İslamiyette imanı güçlü insanlar kalır. Ben bazen zayıf düşebiliyorum. Ama inşallah düzelip yoluma devam ediyorum. Ben İslam'ı kabul ettikten sonra bir sürü Rus Slav genç bana sorular sorup ilgilenmeye başladılar. Bu konuda bir şeyler öğrenmeye çalıştılar. Çünkü İslam'a karşı tutumları bundan önce tamamen cahilceydi. Müslüman Rusların sayısı her geçen gün artıyor. Nasıl bir geçmişten geldikleri tabii ki önemli değil. Önemli olan bugün Müslümanlar olarak İslam'ı yaşıyor olmaları. Hiçbir zaman Müslüman olduğumu gizlemedim. Her zaman evet İslam'a girdim derim. İnsanlar Başta bunu anlamıyorlar. Onlarla konuşmak, onlara anlatmak gerekiyor. Sonuçta kendilerine bu nur ulaşıyor, bazılarına ulaşmıyor. Kimilerine bunu kabul etmek nasip oluyor, kimilerine ise olmuyor. İslam yolunda öncelikle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ve asabının yolunu takip etmeliyiz. Onların davranışlarını, ahlaklarını, toplumsal hayatta neler yaptıklarını, insanlarla nasıl ilişkiler kurduklarını, o dönemde insanların İslam'ı nasıl kabul ettiklerini çok iyi öğrenmeliyiz. Ve tabii ki hayatımıza örnek almalıyız. Çünkü şu anda birçok Müslümanın davranışları İslam ahlakına uymuyor. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bize gönderdiği son peygamberdir. En doğru ve en son peygamberdir. Bize hükümleri ahiret gününe kadar geçerli olan son mukaddes kitabı, Kur'an'ı getirdi. 1400 yıldır bütün dünyada insanlar Kur'an-ı Kerim'e tabi oluyor. Milyonlarca insan Kur'an biliyor ve okuyor. İslam ümmetinin güçlenip ayağa kalkması lazım ve kafirlerin oyunlarını bozması lazım. İslam'ın imajını karalayacak her türlü medya organından uzak durmalıyız ama buna rağmen kendi İslami medyamızı da oluşturmak zorundayız. İnsanlar doğrudan doğruya İslam'ı, o temiz İslam'ı, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun asabı nasıl öğrettiyse o şekilde anlamalılar. Biz onlara tabi olmalı ve bu dine uygun davranmalıyız. Yani şu anda medya, kitle iletişim araçları, İslam hakkında yalan haberler yayınlıyorlar. Yüce İslam'a tabi olanlar, bu dünyada Allah'a karşı doğru ve dürüst olan herkes inşallah cennete girecektir. Bütün erkek ve kız kardeşlerim, İslam'a sımsıkı sarılın. İyi bir iman, selamet, hayırlar diliyorum. Doğru yolda ilerleyin. Sizi cennete götürecek insanlarla birlikte yürüyün. Kafirlerle, imanınızı alçaltan, sizin İslam'da dimdik durmanızı engelleyen kimselerle daha az iletişim kurun. Müslümanlarla yani bizim dinimizin mensuplarıyla daha çok iletişim kurun ve hayatınızı onlarla geçirin. Buradan bütün Türklere kuvvetli bir iman diliyorum. Bu dünyada ve öbür dünyada selamet diliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.